Bülent Orakoğlu Sadat'ı, Pentagon ve FETÖ neden hedefe aldı? Aslında Kılıçdaroğlu'nun Sadat'ı hedef alması Amerika ve FETÖ ile kurduğu örtülü veya açık işbirliğini deşifre etmesi açısından önemlidir. Zira 2012 tarihinde Aster Yönetim Kurulu Başkanı Emekli General Adan Tanrıverdi tarafından kurulan Sadat, uluslararası savunma ve danışmanlık alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren, ilk ve tek yerli özelliklere sahip bir şirket olması nedeniyle kurulduğu günden günümüze küresel güç odakları ve kontrollerindeki etki ve nüfuz ajanları ve siyasi partilerin hedefine oturtulmuş vaziyette. Sadat'la ilgili olarak yazılı ve görsel medyada yapılan karalamalar, algı operasyonları ve psikolojik harp uygulamalarının 28 Şubat sürecinde milli iradeye uygulanan yöntemleri bile mumla aratacak cinsten oluşu oldukça dikkat çekici doğrusu. Sadat küresel odakların tekerine çomak mı soktu? Türkiye'nin ulusal menfaatleri açısından dış politikada, savunma sanayinde devrim niteliğinde bir yasaya kavuşma sürecinde mevzuat değişikliklerinin ilgili bakanlıklar kanalıyla meclise ulaşmasının hemen sonrasında Sadat'la ilgili yeniden kara propaganda başlatılmıştı. Akla hayale sığmayacak cinsten bir kara propagandayla iftiralar fütursuzca sosyal medya hesaplarında ve medyada yer almıştı. Başta FETÖ militanı Fuat Avni'den başlayarak, evangelist Neokon tayfasının ve Pentagon'un azgın elemanlarından, Karanlıklar Prensi olarak da bilinen Michael Rabin'e, oradan CHP'ye kadar uzanan psikolojik harp söylemleri aslında Sadat'ın neden hedef alındığını da açık bir şekilde ortaya koyuyordu. Emekli General Tanrıverdi'nin bir mülakatında ifade ettiği gibi, Sadat küresel güçlerin tekerine çomak sokmuştu. Zira Pentagon kontrolündeki paralı askerlerden oluşan 70 şirket İslam coğrafyasında emperyalist ve hegemonik amaçlarla Amerikan çıkarları doğrultusunda faaliyet gösterirken Sadat'ın kuruluşu bu hesapları bozmuştu. Türkiye'de kurulan Sadat'ın misyonu küresel güçlerin hegemonyasındaki Müslüman ülkelerle Sadat'ın kuruluşu sonrasında oluşturulan Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerini kendi ayakları üzerinde duracak birikim ve hizmeti vererek hegemonik güç cenderesinden kurtarmaktı. Kılıçdaroğlu'nun siyasi şov amaçlı kamu kurumlarına randevu almadan yapmak istediği ziyaretlerin son halkası Sadat oldu. Kılıçdaroğlu Sadat'a da girmesine izin verilmemesi üzerine yaptığı siyasi şovda akıl almaz, akla ziyan açıklamalarda bulundu. Türkiye asla paramiliter kuruluşlara kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz Sadat bir paramiliter kuruluştur ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun. Gayri nizami harp eğitimi var. Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Arapça terör tedhiş olarak tanımlanıyor. Türkçesi de terör. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren de bir kuruluş. Dolayısıyla eğer bugün Türkiye'de milyonlarca insan varsa ve Suriye'den gelmişlerse bunların buraya gelişlerinde en büyük rol oynayan da Sadat'tır. Sadat Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Ergür, Hadi Özışak'a konuk olup CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tek tek cevap verdi. Kendilerini gizleyecek hiçbir şeylerinin olmadığını belirten Ergür şöyle konuştu. Sadat'ın yurt içinde silahlı eğitim veren herhangi bir tesisi yoktur. Sadat'ın yurt içinde silahlı eğitim veren herhangi bir tesisi yoktur. Gayri nizami harp tekniği terör örgütlerinin uyguladığı bir eğitim tekniği değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş mücadelesi bir gayri nizami harp unsuru sonucudur. Mustafa Kemal Atatürk gayri nizami harp unsurunu çok sayıda ilde uygulamayı başarmış olmasaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti belki de yoktu. DHKPC'li teröristlerin Ataşehir, Sarıyer ve Şişli belediyelerinde yardım aldıkları itirafıyla DHKPC'nin siyasi ayağını deşifre etme endişesi mi var? Devletin stratejik kurumlarına asparagas iddialarla suçlayarak iftira atan CHP'nin Ataşehir, Sarıyer ve Şişli belediyelerinde DHKPC'ye ait Gençlik Federasyonu üyesi örgüt mensuplarına yardım edildiği ortaya çıktı. Teröristler bu üç belediyeden yardım aldıklarını Cumhuriyet Savcılığına itiraf ettiler. Teröristlerden HSD'de DHKPC'ye ait Gençlik Federasyonu'nun o dönemki sorumlusunun Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKPC'li terörist Şafak Yayla olduğunu söyledi. İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 tarihinde makam odasında avukat cübbesi giymiş DHKPC'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğru Yol tarafından rehin alınarak silahlı eylem sonrasında şehit edilmişti. Ancak Kılıçdaroğlu başta olmak üzere yapılan açıklamalar ve atılan tweetlerde CHP'den hiçbir zatın şehit savcımızla ilgili bir başsağlığı dileğinde bulunmamasının nedeni ne acaba? Sakın DHKPC'nin siyasi ayağını deşifre etme endişesi olmasın. Ne dersiniz? Bülent Orakoğlu, Yeni Şafak Ali Karahasanoğlu Vah vah! Canan'ın eşiyle domuz yemesi yasaklanmış. Rakibe özel siyaset yasa. Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın annesine küfürü ve devamında diğer hakaretleri sonrasında verilen karar, algı operasyonlarını profesyonel eğitim alarak sahneye koyan sol cenahta büyük bir sevinçle karşılandı. Bakmayın siz onların ağlar gibi yaptıklarını, öyle sevindiler, öyle sevindiler ki bir anneye küfreden, kendisi de bir kadın olan Canan Kaftancıoğlu'na milli görüş çizgisinde olduğunu iddia eden Temel Karamollaoğlu'ndan bile geçmiş olsun telefonu ettirdiler. Ve şimdi kendi ettikleri küfür üzerinden yürüttükleri şu algıya bakın. Neymiş? Canan Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı getirilmiş. Hani diyecekler ki Tayyip Erdoğan 2023 seçimlerinde baş edemeyeceğini anladığı Canan Kaftancıoğlu için mahkemeler beraat kararı verdiği halde siyaset yasa getirtirdi diyecekler de şu anlık o kadarı biraz fazla diyorlar. Biraz geniş kitle bulsunlar onu bile diyecekler. Çünkü şu an yaptıkları onun bir benzeri 6 yıl önceki tweetten dolayı ceza aldı ile başlıyorlar, kanundaki mahkumiyet kararının otomatik sonucu olan siyaset yasağına kadar bakın nasıl bir algı operasyonu yürütüyorlar. Yargıtay kararını açıp okudum. Siyaset yasağı diye özel bir ifade var mı diye. Siyaset yasağı diye bir ifade yok. Olur ya siyaset yasağı değil de Siyaset mahrumiyeti diye bir şey var mı diye düşünüp kestirmeden siyaset kelimesinin aramasını yaptım. Siyaset diye bir kelime de yok. Siyaset yerine belki politika kelimesi kullanılmıştır diye politika kelimesini arattırdım. O da yok. Peki bu tiyatrocu solcuların oynadıkları oyunun adı ne? Sahtekarlık. Türk Ceza Kanunu'nda herhangi bir suçtan hapis cezası alınması halinde Para cezası veya ertelenen cezalar istisna, otomatik olarak hangi sonuçların doğacağı 53. maddede düzenlenmiş. Türk Ceza Kanunu 53. madde, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma. Madde 53, kişi kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak a. sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, b) seçme ve seçilme ehliyetinden, c) velayet hakkından, vesayet veya kayyımla ait bir hizmette bulunmaktan, d) vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan. E. Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılır. Canan Kaftancıoğlu için özel bir işlem yapılmış değil. Hatta verilen mahkumiyet kararı sonrasında kanundaki otomatik sonuçlar yargıtay kararına yazılarak hatırlatılması halinde niye yazdın ki bile denilemez ama o da yazılmamış. Kimsenin itiraz etmeyeceği, edemeyeceği bir husus, TCK 53. maddede mahkumiyet cezası alanlar için otomatik olarak doğması gereken sonuçlar. Ama öyle bir tiyatro sergiliyorlar ki, Yargıtay mahkumiyet kararının yanı sıra bir de takdire dayalı olarak siyaset yasağı kararı vermiş gibi, profesöründen parti genel başkanına kadar onlarca hokkabaz, milletin aklıyla alay edercesine, sahtekarlık yaparak açıklama yapıyorlar. Ben kendilerine hatırlatayım o zaman. Beyler, bir kişi bir ülkenin başbakanına, bir ülkenin cumhurbaşkanının annesine küfrederse, bu küfür edilen bugün Tayyip Erdoğan olur, yarın bir başkası olur. Belki şimdi ismini versem hop oturup hop kalkacaklar çıkabilir. Onun için isim yazmadan sadece hatırlatmış olayım. Hangi başbakan, hangi cumhurbaşkanı olursa olsun, Hatta başbakan cumhurbaşkanı olmasına da gerek yok. Herhangi bir kişinin annesine küfür edilirse mahkumiyet kararı verilir. Bu mahkumiyet kararı ile birlikte mahkemelerin hiçbir takdir hakkı olmayacak şekilde o mahkum kişiye TCK 53 gereği seçme ve seçilme haklarından kısıtlama gelir. Bu madde AK Parti'nin ilk defa ceza kanununa getirdiği bir madde de değil. Ta Mustafa Kemal'in İtalya'dan aldığı ceza kanununa kadar gidin, 3-5 kelime fark ile hepsinde benzer maddeler vardır. Mahkumiyetle birlikte otomatik sonuç seçme ve seçilme hakkının infaz süresinde yitirilmesidir. Bakın otomatik diyorum, ne yerel mahkemenin ne yargıtayın bu konuda bir takdir hakkı yoktur. Bu yasa verelim mi vermeyelim mi diye bir tartışma yapması bile mümkün değildir. Böyle bir otomatik sonucu bilirler ama Tiyatrocular durur mu? Saf halkı aldatacaklar, işi dramatize edecekler. Onun için AK Parti'nin çıkarttığı kanunlar sayesinde bir gün bile cezaevinde kalmayacak olan, denetimli serbestlik yasasından yararlanarak aldığı cezayı dört duvar arasında geçirmeyecek olan Canan Kaftancıoğlu için oynayacakları tiyatroda yakında şu sahnelerle de karşımıza çıkacaklar. Aha! Canan Kaftancıoğlu'na sadece hapis cezası verilmedi. Rakip siyasetçi olduğu için öyle bir düşmanlık sergilendi ki kocasıyla domuz yemesi de yasaklandı. Derler mi? Derler. Hani denetimli serbestlik yasasından yararlanması için Canan Hanım cezaevine girdi çıktı dediğimiz muameleyi yapması gerekiyor ya, birkaç saatliğine cezaevine gidip dönmesi gerekiyor ya, işte o saat diliminde Canan Hanım'ın canı eşiyle domuz yemek istediyse maalesef onu yapamayacak işte. Veya Canan Hanım aldığı ceza sebebiyle 18 yaşından küçük çocuğu varsa onların velayet hakkını da kullanamayacak. Bu sadece Canan Hanım için getirilmiş bir düzenleme değil. Hapis cezası alan herkesin mahkumiyet kararında 53. maddeden bahsedilir. Bu da velayet hakkının kısıtlanması demektir ama tiyatrocular işi dramatize edecekler ya, halkı kandıracaklar ya, bu tiyatroyu oynuyorlar. Kaftancıoğlu'na verilen cezaya itiraz edip adalet yıkıldı diyen herkese hodri meydan. Selahattin Demirtaş'ın eşine benzer küfrü eden kişi için ne dediniz? O kişi tutuklandı ceza aldı. Adalet yıkıldı diyen bir kişi çıktı mı? Biz dahil hiç kimse eşi teröristlerin heykelini dikecek. Kayın biraderi zaten kandilde. dilde küfürü hak etti dedik mi? Demedik. Ama onlar hem küfür ediyorlar hem de ceza alınca adalet yıkıldı diyorlar. Eğer sizler küfürü hak olarak görüyorsanız batsın sizin adaletiniz, batsın sizin haklarınız. Ali Karahasanoğlu Yeni Akit